Eğitim ve öğretim hayatlarını iyi bir üniversitede sürdürmek isteyen yüz binlerce öğrenci için maraton başladı. Zira yüksek öğretim kurumları sınavı başvuruları artık başlamış oldu. Başvurular 6 Mart tarihine kadar alınacak. Biraz konuşalım istiyoruz bunu. Öğrenciler için önemli bir mesele. Veliler açısından da keza kritik. Onlar da yakinen üniversite çağındaki öğrencileri böyle zamanlarda takip edip markajı alabiliyorlar. İsviçre Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Şimdi her sene yaşadığımız bir meseledir bu bizim. Doğru. Ama önemlidir de çünkü... Ee, bizim için belki tekrar ama onlar için hep bir ilk. Doğru. Ee, nelere dikkat etmeleri gerekir sorusuyla başlayalım. Tabii 2019 YKS maratonu başladı öyle söyleyelim. Bu maraton ne zaman bitecek? Ee, Eylül ayının e, işte ilk e, ya da ikinci haftasında ek yerleştirmeler sonuçlandığında bitecek. Ee, uzun bir süre ee, tabii hani önemli bir takım böyle arada istasyonlar var bunlardan bir tanesi 15-16 Haziran'daki Cumartesi Pazar yapılacak TYT ve AYT şöyle bir hesap ettim sınava kadar 123 gün kalmış hani adayları da buradan hatırlatmış, hatırlatmış oldum. sınava kadar 123 gün var 123 gün öncesinden başvurular başladı diye. Ee, şimdi bir defa şunu söyleyelim. Herkes merak ediyordu. Geçen sene biliyorsunuz sınav sistemi değişmişti. Öyle olduğu için de son yılların belki de en zorlu tercih dönemlerinden biri yaşanmıştı. Hem sınav hem de tercih dönemi yaşanmıştı. Ee, onun için de acaba bu sene bir değişiklik olacak mı diye bir kaygılı bekleyiş vardı. Şu iki aşamalı sistemi. sınav ee, Evet yani arasında mesafe olan bir sınav sisteminden evet. e, testlerin tipinin soruların tipinin ağırlıklarının değiştiği bir sisteme geçmiştik. Yani YGS, LYS sisteminden e, TYT, AYT ya da genel ismiyle YKS sistemine, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sistemine geçiş yapmıştık geçen sene. Şimdi bir defa bu sene adayların ve velilerimizin içini rahatlatalım. Geçen seneyle kıyasladığımızda hiçbir değişiklik yok. Öyle olduğu için... Adaylar önlerini çok net şekilde görebilirler. Yani sınavların isimlerinde, testlerin isimlerinde ve içeriklerinde, soru tiplerinde ve daha sonra soru sayılarında. Soyulu soruların puanları olan katkılarında, puan türlerinde herhangi bir değişiklik yok. Yani bilinen oyunun kurallarıyla yola çıkıyor adaylar. Öyle olduğu için tam anlamıyla çalışmaya odaklanabilirler. Sınav performanslarını yükseltmek için şu andan itibaren içeri rahat bir şekilde çalışmaya başlayabilirler. Şimdi ne olacak? Başvurular başladı. Bugün başladı. Ne zaman sonlanacak başvurular? 6 Mart günü sonlanacak. Başvurular iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada gireceksiniz bir şekilde ben bu sınava başvurmak istiyorum diye ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden başvuracaksınız. Oradaki bilgilerinizi kontrol edeceksiniz. Ee, işte fotoğrafınızla ilgili eğer fotoğrafınız eski bir fotoğrafsa 50 aydan daha eski bir fotoğrafsa yeni bir fotoğrafı bir şekilde sisteme girmeniz gerekecek. E-okul sisteminden ya da ÖSYM'nin eski veri tabanından gelen mezuniyet bilgileriniz ya da işte eğitim öğretimle ilgili bilgileriniz eğer güncel değilse ilçe, milli eğitim müdürlüklerine gidip oradan bir şekilde güncellemeniz gerekecek vesaire ama bütün bunları yaptıktan sonra artık başvurunuz geç, şey, alınmış değildir. Bir de sınavla ilgili para e, ödemeniz gerekiyor. Yani ilk önce bir başvuru ondan sonra para yatıraraktan başvuru ...geçerli kılınmasını sağlamanız gerekiyor. Ee, sınav ücretleri merak ediliyordu. Ee, cumartesi günü TYT, pazar günde AYT oturumları var. AYT oturumları öğleden önce ve öğleden sonra yapılıyor. Sonuçta üç farklı oturum. Bu üç farklı oturumda adayların girmesi mümkün. Her oturum için ödenmesi gereken ücret 50 şer lira. Yani e, aday hem cumartesi günü TYT ki herkesin girmesi gerekiyor. Pazar günkü e, alan yeterlik testlerinden sabah olanlarına... Girebilir bir aday bu durumda 50 lira ödeyecek. Öğleden sonraki yabancı sınavına girecekse bir 50 lira daha ödemesi gerekecek. Ee, para ödeme işlemini bankalardan gidip yapabileceği gibi adaylar ÖSYM'nin sitesinden kredi kartıyla da yapabiliyorlar. Ee, para ödeme ile ilgili olan kısımda bir günlük esasında bir esneme var. Yani siz başvurunuzu 6'sı günü bitirmek zorundasınız 23 23.59'a kadar ama Ödemeyi, para ödeme işlemini 7'si gün günü, 7 Mart günü. ...gün sonuna kadar 23 23.59'a kadar online olarak yapma şansına hala sahip olacaksınız. Tabii bunun dışında bir de e, hani geçtiğimiz, yani yeni uygulanmaya başlayan öyle söyleyelim... E, ...geç başvuru hakkı da var. E, o da işte başvurmuştu ama parasını yatırmadı vesaire ya da... ...başvurmuş olduğu oturumların sayısını vesaire arttırmak istiyor. Bununla ilgili bir hafta sonra yani 12'sinden bir hafta sonra 19'unda o gün içinde... Ee, geç başvuru hakkına da sahip adaylar. Yani tamamlayamadıkları, bitiremedikleri başvurularını 19'unda bitirebilirler. Ee, bir para ekstra para ödemeleri gerekiyorsa e, 19'unda da o parayı ödemeleri gerekiyor. Ya Örnek verelim. TYT, AYT'ye girecekti sabahki oturuma. İşte 100 lirasını yatırmıştı, başvurusunu tamamlamıştı ama ayın 19'unda bir 50 lira daha yatırıp öğeden sonraki mesela e, yabancı sınavına girmek için de e, başvurusunu genişletebilir. Yani öyle bir bilgi vermiş olalım. Evet. Yani ee, 4 ay var mı Bekleyeceğiniz ona bir şey? Başvuruyla ilgili. Başvuruyla ilgili hani şöyle söyleyelim. Başvuruda esasında hani iki farklı grup var. Birisi lise sonunda olup ilk defa sınava girecekler. Evet. Bunlar zaten kendi okullarında bir şekilde başvuracaklar. Kendi okullarında eğer başvurmuyorlarsa ÖSYM'nin sınav koordinatörlüklerinde ya da başvuru merkezlerine de gidebilirler. Ama çoğunlukla kendi okullarında zaten bu iş hallediyorlar. E, ama eğer mezun mezun statüsündeyse adaylar bu durumda ya aday işlemleri sisteminden yani kendileri ya internet üzerinden yapabilirler. Da olabilir, da. ya da başvuru merkezlerine hani gidip e, başvurularını yapabilecekler. Peki 4 ay var. E, 4 ay var. Uzunca bir süre aslında. Öğrencilere neler söylersiniz? Ee, bu 4 ayı nasıl geçirecekler? Şimdi 4 ayla ilgili tabii ki iyi bir plan program yapmaları gerekiyor. Amaç odaklı gitmek gerekiyor. Bir defa hangi puan türünde bölümleri tercih edeceklerine karar versinler. Yani ben sayısal odaklı gidiyorum diyorlarsa... Kılavuzu da zaten açıklandı ki geçen seneyle bir farklılık yok. Biraz evvel de belirtmiştik. Sayısal puan türüne katkı sağlayan TYT ve AYT testlerinin ağırlıkları bellidir. Bu ağırlıkları dikkat alaraktan bir zaman eee bölüşümü yaparaktan bir ders planı programı hazırlasınlar ve açıkta kalan noktaları yani yapmış oldukları deneme testlerinde eksik kaldıkları noktalara odaklanarak çalışsınlar. Bu konuda önemli bir kaynak var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Zaten son 3-4 yıldan beri üniversite yerleşme süreçlerine damgasını uğran bir proje, bu YÖK Atlas projesi. YÖK'ün sayfasına girip YÖK Atlas'ı eğer açacak olurlarsa orada bir net sihirbazı yazılımı var. Bu net sihirbazı yazılımına girdiklerinde hedefledikleri bir bölümü Orada listeliyorlar, görüyorlar ve oraya geçen sene yerleşenlerin kaç netle oraya girdiğini görebiliyorlar. Hmm. Yani örneğin işte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni hedefleyen bir adayımız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçen sene yerleşen son kişinin kaç net yaparak oraya yerleştiğini görüyor. Ve mesela buna bakarak da kendisine bir hedef koyabiliyor. Öyle olduğu için ben şu anda ders programı yapan, hedef koyan adaylarımızın Yok Atlas'taki net sihirbazını kullanmalarını şiddetle tavsiye ederim. Peki bu 15 dakika kuralı vardı bayağı da sıkıntı olmuştu. şimdi 15 dakika kuralı esasında çok hani speküle edilen bir konu oldu. Ee, 15 dakika kuralı esasında hala var. Yani eski de eskiden, ya eskiden hani 9:45'te sınav başlayacak ondan itibaren alınmayacak diye söyleniyordu. E eskiden nasıldı? 10'da başlayacak 10 çeyrekten itibaren alınmayacaktı. Yani sadece 15 dakika öne kaymıştı. Ama bir şekilde herhalde saat başından kaydığı için bir tepki oluşmuştu. E bu sene de yine aynı şekilde olacak. Zaten kılavuzda da belli. Bu arada bir iki tane kılavuzdan önemli noktayı da vurgulamak istiyorum. Çok net şekilde yazıyor. Diyor ki resmi olarak bu sınavla ilgili kuralların paylaşıldığı adaylarla platform burasıdır. Öyle olduğu için adaylar ÖSYM'nin web sitesinden mutlaka oyunun kurallarını tırnak için yani kılavuzu hem okusunlar hem de takip etsinler. Sık takip sık etsinler. takip etsinler. Değişiklikler olabilir diyor. Bir defa hani üniversite adaylarının ÖSYM'nin web sitesiyle barışık olması gerekiyor. Sürekli olarak bir girip kontrol etmeleri gerekiyor. Birincisi bu. İkinci önemli konu da e, konu da bu seneye özgü. Bir değişiklik yok dedik ama güzel bir öğrenci dostu de, e, değişiklik var. Geçen sene açıklanmıştı. Şimdi detayları işte e, belli oldu. Geçen sene sınava girip İlk aşamada Cumartesi günü TYT temel yeterlilik testinde 200 puanın üzerinde puan almış kişiler isterlerse bu seneki TYT'ye girmeyebilirler. Hmm, Ve onların bu seneki puanları pardon yani geçen, geçen seneki, seneki puanları puanla bu sene sayılacak. Burada da bir dönüşüm yapılacak. Geçen seneki o puanın o başarısı yani adayın geçen sene aldığı puanla o kitle içindeki yüzdelik dilimiyle... Bu senedeki yüzdelik dilime birebir böyle örtüşen yerdeki puan dönüştürülmüş puan olarak dikkate alınacak. Dikkat öğrenci dostu nokta. Mesela bir öğrenci geçen sene girmişti. Bu sene de girdi TYT'ye. Evet. Geçen seneki puanının dönüşmüş hali bir de bu seneki puanı karşılaştırılacak. Hangisi yüksekse İyiyse o, uzanmış o e, dikkate alınacak. Bu evet. bence önemli bir gelişme. Bu senenin önemli değişikliklerinden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Aktardığınız notlar için Burak Kılanç e, bize birlikte